diyor ki rahimekallah, Allah sana rahmet etsin diyor. Ve burada diyor ki ennehu yecibu. Yecibu burada ne demek yecib? Yecib yani vaciptir. Vacip ne demek? Vacip yapıldığında ecir ve mükafat gerektiren ama terki durumunda azaba ve cezaya çarptıracağı olan şeye vacip denir. Yani Müslümanın yapmaması durumda azaba çarptırılacaktır. Vacip. Vacip. Yapması durumunda ecir gerektiren ama terki durumunda ceza gerektiren olan şeye vacip denir. Farz-ı ayn gibi vacip. Müstehap nedir? Müstehap yapıldığı zaman ecir gerektiren ama terki durumunda ceza gerektirmeyen olan şeydir. Mesela öğlen namazının son iki sünneti. Bu nedir? Bu müstehaptır. Veyahut da yoldan Müslümanlara veyahut da insanlara eziyet veren bir şeyin giderilmesi. Bu da nedir? Bu da müstehaptır. Yaptığın zaman ecir alırsın, terki durumunda günah gerektirmeyen olan şeydir. Bir de mübah var. O nedir? Mübah. Yapılması veyahut da terki durumunda ceza veyahut da ecir gerektirmeyen olan şeydir. Örnek verecek olursak mesela bütün besin maddeleri, yiyecekler mesela su içmek, yemek içmek, portakal, elma, bunlar hepsi nedir? Mübahtır. Yapılması durumunda ecir gerektirmeyen, terki durumunda ise günah yazılmayan olan şeydir. Yecibu aleyna. Müellif rahimullah, rahimukallah dedikten sonra diyor ki yecibu aleyna teallume erba' mesail. Üzerimize vaciptir. Ney vaciptir? Teallume erba' mesail. Şu dört meseleyle, kadınıyla, erkeğiyle, hürüyle, kölesiyle bütün Müslümanlara vaciptir. Ney vaciptir? Bu dört mesele. Teallume erba' mesail diyor. El-ule diyor. Yani öğrenilmesi gereken birinci mesele. Diyor ki el-ilmu ilimdir. Ve burada ilmin ne olduğunu burada açıklıyor. Diyor ki ve huve ma'rifetullah ve ma'rifetu nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. İlim Allah'ı tanımak ve Resulünü tanımaktır. Neyle bunları tanıyacağız? Farzlarıyla, sünnetleriyle, vacipleriyle, mubahlarıyla, müstehaplarıyla, bunlarla Allah'ı tanımaktır. Ve ondan sonra ve ma'rifetu dinil İslam bil edille. İslam dinini delilleriyle bilmektir. Delilleriyle. Herkes konuştuğunun burada ispatını vermesi zorundadır. Yani bir kişi konuştuğu zaman mutlaka delil getirmesidir. Ve burada Şeyh Rahimullah bu kitabın her meselesinde delil getirmiştir Şeyh Rahimullah. Adam mesela bir şey söylüyor. Delil getirmediği zaman o söz duvara çarpılır, alınmazdır. İlla ki delil getirmesi kendisinden şart olur. Vel mes'eletü thaniyetü diyor. El amelü bih. İlk önce ne dedik? İlim. Ondan sonra amel. Öğreneceğiz, amel yapacağız. Yani öğrendiğimiz şeylerle amel etmezsek yani hiçbir şey istifade etmiş olamayız. Yani bir misal var. Diyorlar ki yaşayıp da amel eden yani mesela ben öğrendiğimi amel edersem konuştuğum zaman karşındaki şahsı tesir eder. Ama ben yaşamayıp